Biz buraya 900 adımda 900 yıl diyoruz. Zira her yüzyıla ait eserlerin olduğu ve o eserlerde insanların gerçekten 900 adımda gezebildiği önemli bir mekandayız. 11. yüzyıldan itibaren her döneme ait eser var bu gördüğünüz alanda ve hepsi de birbiriyle bitişik, birbirine çok yakın bir mesafede. Bu da burayı bu anlamıyla tek vücut halinde bir açık hava müzesi haline getirmekte. Hemen gördüğünüz gibi arkamızda çift terasları bedesten, onun yanında Suluhan, hemen diğer tarafında Takkeciler Camii, karşıya geçtiğimizde Deveciler Hanı, Yağbasan Medresesi, Kazancılar Mescidi, hemen arkasında yine Paşahan, Paşa Hamamı gibi birçok eser bu gördüğünüz alana açılmakta. Yani şu gördüğünüz tarihi kent meydanına 19 tane eser açılmakta ve 19 tane eseri bütünleştiren bir meydan olması hasebiyle de biz buraya bir açık hava müzesi diye ifade ediyoruz. Hemen arkamızda develer var. Bu develer şu anlama geliyor. İşte yukarıda Deveciler Hanı var. Develerle yüklü kervanlar gelip burada ticaret yapmak için hem konaklıyorlar hem de getirmiş oldukları ürünleri buralarda satıyorlar ya da buradaki ürünleri alıp başka diyarlara götürüyorlar. Çünkü Tokat bir bakır merkezi, bir tekstil merkezi o dönemlerde ve aynı zamanda ipek dokumacılığın da çok önemli merkezlerinden bir tanesi. Onun için çok canlı bir ticareti var. Hatta 16. yüzyıl ve yine 15. yüzyılda burada bugünün AVM'leri diye ifade edeceğimiz şekilde yaklaşık 42 tane han var. Öylesine çok canlı bir şehir Tokat. Bir kervan yolu üzerindeki bir şehir. Ve işte develerle yüklü şu anda bu kervan adeta sanki 1500'lü 1600'lü yıllardaki bir kervanı canlandırarak başında işte kervan başıyla yine başındaki eşekle sonrasındaki develerle adeta sanki insanlar buraya geldiğinde 1500'lü 1600'lü yılları yaşıyor gibi olacaklar.